Bugünkü dersimizin konusu Melaike-i Kiram'ın büyüklerinden Hamele-i Arş, Kerubiyyun, Hafine min Havlil Arş gibi büyük melaikelerin ve melaikelerin kesretini anlatmaya çalışacağız. Bundan evvelki derslerde belirttiğimiz gibi bir kısım melaikelere hafaza melekleri denir. Bu hafaza melekleri insanları muhafaza etmeye memurdur. Bunların bir kısmına kiramen katibin denir ki insanların amellerini tespit etmeye memurdurlar. Bir de melaikenin büyüklerinden da bir de sual sormaya memur melek vardır ki bunlara da münker ve nekir denir. Cenneti idare eden meleğin adı Rıdvan'dır. Cehennemi idare eden meleğin adı da Malik'tir. Meleklerin eftaliyet bakımına gelince bundan evvelki belirttiğimiz gibi İnsanların peygamberleri bütün meleklerden eftaldır. Meleklerin peygamberleri de sair bütün insanlardan eftaldır. İnsanların mümin salih olan zümresi de peygamberliği haiz olmayan diğer melaikelerden eftaldır. Gerçi bu hususta başka söz söyleyenler de vardır. Şimdi melaikenin kesretine, çokluğuna dair bir kısım bu hususu yazan kitaplarda çeşitli malumatlar vardır. Melaikenin bir kısmı marifeti hakka müstearak ve başkasıyla iştigalden münezzehtir. Yani marifeti ilahinin denizine dalmış, hakka müstearak, başkasıyla iştigal etmekten münezzehtir. Gece gündüz Cenab-ı Hakk'ı tesbihten usanmazlar. Bir kısmı da kaza kaderin kademi ceryanına göre semadan arza tedbir-i umur ederler. Bunlar vel müdebbirat-ı emran, müdebbirat-ı emran melekleridir. Bunların semavi ve arzi olanları vardır. Yani bu melaikeler yeryüzünde, gökyüzünde ne olacaksa levh-i mahfuzan bakarak yazar ve görevlerini verilen melaikelere verilen görevleri harfiyen yerine getirirler. Bunların kesretini anlatmak için Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sema gıcırdamaktadır. Sema gıcırdamaktadır. Ve gıcırdamakta hakkı vardır. Onda bir ayak basacak kadar bir yer yoktur ki bunda secde veya rükû eden bir melek olmasın. Yani sema melaikelerle doludur ve doluluğundan dolayı da gıcırdamaktadır manasına. Hadis-i Şerif Suyuti'nin 3191 numaralı hadisidir. Melaikenin çokluğunu temsilen İbrahim Hakkı Hazretleri kitabında şöyle diyor. Bu bapta temsil edilen şöyle bir nispeti ziyadelik rivayet olunmuştur. Beni Adem cinnin onda biri.
Cinler kara hayvanlarının onda biri. Hepsi tuyurun, kuşların onda biri. Bu söyleyenlerin hepsi kuşların onda biri. Bunların mecmuu deniz hayvanlarının onda biri. Bütün bunlar arza müvekkil olan meleklerin onda biri. Yani yeryüzündeki görevli meleklerin onda biri sayılır. Bunların hepsi toplam. Sonra semai dünya melaikesi bütün bunlardan o nispette çok, yani 10 katı çok. Yeryüzündeki melaikenin 10 katı. Evet, 7. semaya kadar mütezayiden, ziyadeleşerek hep böyle. Sonra bunların heyeti mecmuası, yani 7 kat göklere kadar burada bulunan melaikelerin mecmuası, Melaike-i Kürsiye'ye göre çok az sayılır. Yani 7 kat göklerin içindeki bütün yerlerin ve göklerin içindeki bütün melaikelerin sayısı Melaike-i Kürsiye'ye göre, kürsüdeki melaikelerin sayısına nazaran çok azdır. Sonra bunların hepsi, yani 7 kat semanın, yeryüzünün, kürsinin, bütün melaikesinin hepsinin mecmuu, adedi 600 bine bağlı olan arş perdelerinin birinin melaikesine nazaran onda birdir. Yani arşın 600 bine bağlı olan perdeleri vardır. 600 bine bağlı olan perdenin bir tanesinin melaikesine nazaran bu aşağıdaki saydığım şeyler onda bir. Yani hiç hükümsüzdür. Bunlardan bir süradikanın, yani bir büyük perdenin uzunluk ve yüksekliğine nazaran, yani arş öyle büyük ki, bunlardan yani bir büyük perdenin uzunluk ve yüksekliğine nazaran, semavat, arz ve içindekiler ve araları bir kadir mahsus teşkil etmez. Yani arşın büyüklüğüne göre 7 kat yerler ve gökler bir büyüklük teşkil etmezler. Bu süradikanın karşısında bir meleği secde edici veya rükû edici olarak bulursun. Sonra bunlar mecmu-u arş etrafında dönen melaikeden nazaran denizde bir katredir. Bu saydığımız melaikelerin hepsi arş-ı azimin etrafındaki dönen melaikelere nazaran çokluk bakımından bir katre kadardır. Yani arş-ı azimin melaikelerin, arş-ı azimin etrafındaki dönen hafine min havlil harş diye Kur'an-ı Kerim'deki geçen bu melaikenin çokluğu o kadar çok ki 7 kat yerlerin, 7 kat göklerin ve kürsünün içindeki olan melaikelerin bunun yanında hiç büyüklük bakımından, çokluk bakımından bir katre kadardır. Sonra İsrafil Aleyhisselam'ın mahiyetindeki olan melaike, ki İsrafil Aleyhisselam'ı Cenab-ı Allah levh-i mahfuzu muhafazaya memur kılmıştır. Bunun melaikesi de, yani bunun mahiyetindeki melaike de o derece çoktur. Ve melaikesi de Cebrail Aleyhisselam'ın mahiyetindeki melaike, İsrafil Aleyhisselam'ın mahiyetindeki melaike de sayısızdır. Cinslerini, müddetini, ömürlerini, keyfiyetini ancak Allah-u Teala bilir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edildi ki, semaya uruc ettikleri zaman, kale burçları gibi bir mevkide, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, bir takım melaike görmüştü. Bunlar, birbirinin yüzüne doğru müteakiben yürüyorlardı. Bunlar nereye gidiyor diye Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Cebrail Aleyhisselam bilmiyorum dedi. Ancak yaratıldığımdan beri ben bunları görüyorum ama nereye gittiklerini bilmiyorum dedi. Sonra daha evvel gördüğümü bir daha görmüyorum dedi. İkisi birden, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail o melaikenin birine sordular.
sen ne zaman halk oldun diye, o da ben ne zaman halk olduğumu bilmiyorum. Ancak Allah Azimuşşan 400 bin senede bir yıldız halk eder. Ben yaratılığından beri 400 bin yıldız yarattı diye cevap verdi ki. Burada Melaike'nin kesretini, Allah-u Teala'nın yaratmadaki tükenmezliğini, kudretini anlamak için Melaike'nin çokluğunu ve büyüklüğünü anlamak büyük bir iş sayılır. Cenab-ı Allah bu Melaike'leri çok ve büyük. Şimdi ileride de söyleyeceğimiz gibi Cenab-ı Allah'ın bu melekleri bu şekilde yaratması sanatı, akılları hayrete düşüyor. Bunun karşısında Sübhane men tahi yarat ukul demekten başka bir çare yoktur. Bu kısmın daha fazlasını almak için İbrahim Hakkı'nın marifet namesi melaike bahsine bakacak. Mevahibiyle dünniye terbiyesi, kerrimesi, malimel yakının da ikinci cildinin mirat bahşi sayfa 25'ten 30'a kadar bölüme bakabilirler. Evet. Şimdi tabii ki bunları Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a teşrif ettiklerinde melaikeleri, melaikenin çokluğunu, büyüklüğünü bizzat müşahede edip görmüştür ve anlatılması gerekenlerin bazılarını ümmetine bildirmiştir. Bunun bize şu faydası vardır. Allah Azimuşşan hiç durmadan her an yaratıcıdır. Yaratma her an devam ediyor, hiçbir zaman eksilmiyor. Gitgide de kainat genişliyor. Böyle olduğu gibi atalet, boşluk yok. Külle yevmin hüve fî şeyn. Allah-u Teala sonsuz kudret sahibi, sonsuz kudret sahibini anlamak için de ta ezelden ebede kadar yaratılmış olan bu mahlukattan bilhassa mahlukatın en çoğu olan melaikenin yaratılış hususundaki bilgi bizi Allah'ın kudretinin büyüklüğünü anlatmaya en güzel delildir. Şimdi Peygamber Efendimiz anlatıyor, buyuruyor ki ben Miraç'a teşrif ettiğimde 7. kat semada Beytül Mamur'u gördüm. Beytül Mamur semada bir mescittir. Tam Kabe'nin hizasındadır. Şakülne yani Beytül Mamur'dan bir taş bıraksan Kabe'nin damına düşer. Kabe'nin üstüne düşer yani. Bu Beytül Mamur'u her gün 70 bin melek ziyaret eder. 70 bin melek bunun içine girer, ziyaret eder ve Allah Azimuşşan Beytül Mamur'u yarattığı andan itibaren, melekleri yarattığı andan itibaren şimdiye kadar hiç durmadan her gün 70 bin melek dahil olup ziyaret etmiştir. Kıyamete kadar da ziyaret edecektir. Bir ziyaret eden melaikeye de bir kere daha sıra gelmez. Yani böylece melaike şoktur. Bu hadis-i şerif Hak Teala Hazretlerinin azim kudretine delil ve açıkça beyan etmiş oluyor. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri mahlukatı halk edilden beri her gün 70 bin melek o mescide giriyor, bir kere giren bir daha girmiyor ve böylece devam ediyor.
Rivayet olunmuştur ki göklerde ve yerde bir karış miktarı mevzu yoktur ki göklerde ve yerlerde bir karış miktarı mevzu yoktur ki onda bir melek alnını vazirip secdeye varmamış olsun. Ondan sonra deryalarda bir katra yoktur ki ona bir mevrek müvekkel olmamış olsun. Yani denizde bir damla dahi olsa o damlayı dahi idare eden bir melek vardır. Semavat ve arz, denizler böyle olunca o melaike ki Beytül Mahmur'a duhul ederler, ondan da giderler. Nereye gittiklerini Allah'tan başka kimse bilmez. Hak Teala Hazretlerinin bu kudreti azimesidir ki buna bir nesne benzemez. Hiçbir varlık bunun çokluğunu, büyüklüğünü anlatmaya yetmez. Bunda delil vardır ki melaike yaratılan mahlukun ekseriyetidir. Evet.